Merhabalar, Nur Hayatı Temiz Sonsuz, Adana'dan, Gülek Boğazı'ndan ve şu gördüğünüz Gülek Kalesi'nden hepinize selamlar, saygılar. Tekrar hadi Hasna. Hoş bulduk. Ay, ay. Ay, çok hani o fotoğraflarda çok meşhur bir kaya var. Orada durduğunuzda E5 altınızda görünür. İşte şimdi oraya çıkacağız. Burası tarihi Gülek Kalesi. Teşekkür ederim. Emno televizyon edene. Selamu bitti. Aleyküm selam ve rahmetullah. Muhammed. Gülek Kalesi'nin tarihi önemini anlatayım size. 1071'de Sultan Alparslan'la Bizans İmparatoru Roman Diyojen savaştıktan ve Roman Diyojen savaşı kaybettikten sonra Sultan Alparslan kendisine sorar. Tabi Sultan Alparslan Bizans İmparatoru Roman Diyojen'i esir alır. Ona esir muamelesi yapmaz. Onu çadırına götürür ve der ki sen beni esir etseydin ne yapardın? Bu tarihi anekdotu hepimiz biliriz. Roman Diyojen der ki ben seni esir etseydim ya bir atlı arabanın içine kafes yapar, seni kafeste bir hayvan gibi İstanbul sokaklarında herkese gösterirdim ya da seni bir kızgın fırına atar yakardım der. Sultan Alparslan da peki benim sana ne yapacağımı tahmin ediyorsun diye sorar. Herhalde aynı şeyi sen de bana yaparsın diye sorar der. Sultan Alparslan da mertliğinin bir göstergesi olarak der ki maalesef bunların hiçbirini sana yapmayacağım. Sen burada bir misafirsin. Düşman kralı da olsan aman diledikten sonra misafirimizsin der. Ve ona son derece mert şekilde davranır. Onunla bildiğiniz bazı anlaşmalar yaptıktan sonra yanına bir grup kendi askerinden muhafız alayı verir ve onu gönderir. Roman Diyojen kendi birkaç komutanı ile ve Sultan Alparslan'ın ona tahsis ettiği muhafızlarla Muş Ovası'ndan ayrılır ve daha sonra kendi askerleriyle yoluna devam eder. İşte buraya, şu Gülek Boğazı'na, şu Gülek Kalesi'ne haftalar sonra varır. Tabii onun savaşta yenildiği İstanbul'a haber olarak gitmiştir. Yeni imparator ilan edilmiştir. Roman Diyojen, yani yenik imparator, bu kaleye geldiğinde gözleri oyulur. Kendi askerlerince ve buradaki komutanlarca yeni imparatorun verdiği emirle burada Roman Diyojen
bu acı akıbeti yaşar. Güzel bir anekdot değil ama burayla ilgili bu bilgiyi size vereyim dedim. Çünkü günümüzde bilgi veren insan sayısı az. Ya da yerinde zamanında bilgi veren yok. Haydi bakalım. Gel lan oğlum. Yavaş, yavaş. Betül kucağıma gel. Kucağıma. Hangi kayada duruyoruz? Ülerin durduğu yer var ya. Altıdan şurası sağ hocam. Buradan girin alt, o üste gelir. Abi kayaya çık, ayağın altına giriyor. Şimdi oraya çıkmak için buradan mı gitmek yok, lazım? Ağacın oraya gittim orası. Yok oraya çıkanma. Ağacın oraya. Tamam. Tamam. Bir zahmet sen bir fotoğraf çek. Tamam. Orada kalktan çekeceğim. Tamam ben orada durayım. Benim burada fotoğraflarım var. Bakalım nasılmış burası. Şöyle bir yermiş. Tamam. Oranın yüksek ayı var. Bir de şu oradan çekmesi lazım. Tamam. Tamam. Bir telefon bende. Bir zahmet kendi telefonunu çek. Şöyle 20-30 tane çeksene zahmet. Terliği burada bırakalım. Kim bizi çekiyor? Gel çınar gel sen de gel. Baba geliyor. Çınar korkuyor mu?